Bir şey söyleyeceğim bak 30 küsür bölüm olmuş. Evet. İnsanlara bir türlü şey demiyoruz. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan fazla melek podcast hesabını takip edin. Çağlan'ın, benim şahsi hesaplarımızı takip edin. Spotify'dan Bölümü izleyin. Reels'ler çok komik izliyor. Ha bölümü izleyemiyorum ama. Evet. Reels'ler çok komik Biz diyorlar. Biz fazla merak izliyoruz diyorlar. Ben de bölümler izliyor zannediyorum. Aynen. Hayır, Reels önüne düşmüş onu söylüyorum. Sadece Reels zanneden var. Arkadaşlar lütfen YouTube'dan izleyin özellikle Feride Merkür'e sana sesleniyorum. Reels izliyorsun, bölümleri izlemiyorsun farkındayım. Feride Merkür diye takipçimiz var. Kelime şakası çok severiz. Evet. Feride Merkür süper isim değil mi? Harika bir isim. Şeyden sonra duydum en iyi mahlaslardan biri Sezen Saksu. Sezen Saksu. Sezen Saksu'yu bizzat tanıştım ama. Ha, tanıştın mı? Gösterime Nasıl? geldi Sezen Saksu süper. Onda bir bölüm Saksu uzmanı olarak alsak mı acaba? <laughs> saksu uzmanlığı var. <laughs> saksu en iyi olmalı. en iyi 10 Sezen Saksu albümü. Mesela hangisi olabilir? Gülümse. <laughs> Bir numara seni yerler. Üç minik serçe. <laughs> Dört onu alma bunu al. Onu alma beni yani, al. Beni al pardon bunu al yanlış oldu. Onu alma al, beni. bakayım o şarkıyı. Bana ne bana ne bana ne beni al beni al onu alma. Memeler olan hangisiydi içinde? Gür, <laughs> Siz... gür Rakkaso. İsminde içinde çağla geçiyor ya. Salla salla gür memeler çağlasın. Ben onu her <laughs> duyduğumda efendim bana mı seslendiniz? <gülüyor> <gülüyor> Hani gülmemeler kısmı değil de çağlasın <gülüyor> kısmı. <gülüyor> beni gülmemeler, anlatıyor. Gülmemeler kısmı da üstüme alınmıyorum cümlenin, O çağlasını alıyorum. Cümlenin ikinci yarısı beni anlatıyor. <laughs> söyle gülmemeler. bakayım biraz. Salla, salla, gülmemeler <laughs> çağlasın. Salla, salla, yer yerinden oynasın. Salla. Ay Tam bir kültür podcast evet. değil. Sen bundan sonra artık gülmemeler çağlasın. <laughs> Bu arada fazla merak kültür podcast'i değil. Evet teknoloji podcast'i. Biz bir teknoloji podcast'iyiz. Evet teknoloji de en iyilerinden biriyiz bu arada. Çünkü diğerlerine de ayıp olmasın. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 teknoloji podcast'inden biriyiz. Ama bu da Türkiye'nin ayıbıdır yani. yani burada... <laughs> Geçen hafta bu programda... <laughs> uzay konuştuk. Uzay... <laughs> uzayda ereksiyon konuştuk. Aynen, uzayda hep çükünüz kalkık mı diye bir... Ve oraya <laughs> rağmen beni halkalaya çağırmış olmaları da <laughs> ayrıca... Seni Çağla Alkan'dı zannetmişler ama sen gülmemeler Çağla'sın. Çağla'sın. Pes. <laughs> <laughs> biz şey geçen gün başımıza bela ettiler sayfasında biz... E... Kısa seksi savunan ikili olarak <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Twitter'da Linç mi oldu? ben Linç gibi edemedim. değil de yani işte salaklar bunlar gibi olmuş Tam yani. linç olmamış çünkü kısa seksi savunduğumuz için Baya küfür yemişiz ama Türkiye'nin en çok dinlenen teknoloji podcastlerinden birine Salak mı demişler <laughs> Salak demişler ve bizden şöyle bir iki ismimiz yok <gülüyor> <gülüyor> Kısa seksi savunan ikili Gerçekten evet, Alta link bıraksaydın hemen <laughs> Kısası, kısa, bir seks videosu. Diğer saçma argümanlar <laughs> için lütfen bu adrese. Size küçük bir kısa seks videosu yollayın Pornhub'tan. bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yani, Öyle. yani kısa seks de savunulur yani. Bu arada da aynısını söylemişiz ama gene söyleyeyim uzun. iki saat süren seks mi olur yani insanım ben. Biz orada kısa seks savunmuyoruz bu arada. Şunu söylüyoruz biz diyoruz ki bak bir, bir sürü bilim adamı bu ülke işte dünyaya yön vermiş. Medeniyet İnsanlar bakir ölmüş. Medeniyeti evet. bunlar getirmiş. Medeniyet bugün varsa bu insanların seks yapmaması sayesinde ha. var diyoruz ki yüzde yüz doğru. Evet doğru. Ee, yani orada kısa seks ilgili bir şey söylenmiyor asla sanki. Asla söylenmiyor asla asla. Bir de senin Nikolay Tesla ne? Ben e, gerçekten Nikolay Tesla'yı Nikolay zannediyordum ve bence Nikolay da olmalı. Bence de. <laughs> yani bu. hani Sırp olduğu için Nikolaymış. Rus olsa Nikolay herhalde. Evet. Ben mesela o videoda Nikolay yerine Nikola desem. O video bir milyon az izlenirdi evet, o var, mevcut halinden. Bu doğru. da yani reel çekenlerin kulağına küpe olsun. Evet. Bir şeyi muhakkak yanlış söyleyin. Evet. Çünkü insanlar ediyor. onu duyup kendilerini iyi hissediyorlar. Hani ben biliyorum sen bilmiyorsun. Ama kimse de şey demiyor mesela. Aa bak İmmanuel Kant'ı doğru söyledi demiyor. Yok mesela. onu demiyorlar. Onu demiyor. evet. Asla o yok. Evet. Zaten bilim adamları da bahsedilmiyor. Bunlar ne anlar seksten? Benim için o kıllı herif zaten seks mi yapmış hayatında? Nereden tanıyorlar seni ya? Ne bileyim. Aktım hesapları takipte takip de etmiyorlar daha önce. <laughs> hemen anlamışlar seks yapmak. İnsanlar valla insan sarrafı. Vallahi. Dün Halkalı'da bir yerde ben sahneye çıktım. Halkalı'da? Evet. Neden? Yani evet. Ya şöyle normalde çıkmam biliyorsun. Hı -hı. Böyle ayda bir iki yere belki çıkıyorum yani. Mesaj atmışlar DM'den. İşte e, bir yerimiz var kadınlar için. Ve şey demişler hani tesettürlü olduğumuza bakmayın biz aslında marjinal bir kitleyiz. Marjinaller miydi? Bir kere şöyle bir soru var. Ben marjinal değilim. <laughs> evet. Beni tanıyorsun az buçuk. Ben evet, yani marjinal tabii. miyim? Sen Hayır asla asla asla. Marjinalliklerin en uzak insan sen olabilirsin. Kendi tarif et desem ben şey derim orta yolcu derim yani. Orta, evet orta yolcu senin için olabilir. Yolcu Doğru cümle ben. olabilir evet. Neyse gittim ben böyle içeri bir girdim. Böyle 30-40 tane bayan. Yani hiç gerçekten marjinal değil. <laughs> çocuk vardı. 10 tane çocuk vardı. Ve yaşı da yüksek. Gündüz vakti zaten alkol falan zaten yok. Erkek de yok. Aha. Erkekler giremiyor mu? Erkekler giremiyor. Aha. Açıkçası tesettürsüz bir tek ben vardım zaten içeride. Bir de sonra Melis geldi. pol dancing'den. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte marjinal geldi. <laughs> Komedyen olunca insan az buçuk odayı okuyabiliyor ya. <laughs> Sen mesela girdiğin odaları okur musun? Aa Hemen okurum hemen hemen hızlı hızlı okurum. <laughs> şey diyor musun mesela burada kimse bana gülmeyecek. <laughs> de, dediğim yerler oluyor mesela. Ben de uyarma gereği duydum yani içeri bir odaya geçtik dedim ki bakın yani hani anlatacağım şeylerde hani seksten bahsediyorum. Hı -hı. Hani burada uygun olmaz çocuklar var Hı -hı. yaş ortalaması çok yüksek insanlar rahatsız olur anlattığım şeyden. Gelimiz bunu iptal edelim isterseniz. Hani bu bir yere gitmeyecek. Paranızı da geri verelim. Dediler ki olmaz çok ayıp olur. İşte herkese davet ettik. Bundan önce de bir kandil şeyi varmış kutlaması oradan geldi. <laughs> bir dakika Çağatay. <laughs> kandil kutlaması diye bir şey yok. Kandilden after gibi bahsediyorsun. Evet. Kandil kutlaması değil. Kandil olmuş önceki gün. Kandilden sonraki gün diyelim. Dedim ki bakın böyle böyle bunlardan bahsediyorum yani hani haberiniz olsun çok ayıp olur o kadar geldiler falan dedi ama dedim hani bunu söylemek zorundasın hani insanları uyarmak zorundasın çocuklarıyla gelmişler. Hmm. O da bana dedi ki, ama ben seks diyemem bunun insanları. Seks de var içinde dedi seks diyemem mi dedi o insanlara. Yani ben şimdi gidip seks diyemem dedi yani. Dedim ben mi diyeyim yani sen de dedi. <laughs> gidip insanlara ben de seks var mı dedi. Yani gidip. <laughs> Arkadaşlar biraz da seksten bahsedeceğim istemeyen yallah pes podcast <laughs> Beğenmeyen yalan. <laughs> Aynen öyle oldu. Dedim istemeyen gitsin. Dediler biz diyemeyiz seks yani şimdi. Ayıp olur. Ya dedim ben biraz sonra zaten seksim. <laughs> <laughs> seks <laughs> koyacağım. Bana şey dediler biz bayağı bir baktık kadın komedyenleri siz hani en aklı başında olan gibisiniz. Bize öyle geldi. Ben dedim ki ne münasebet. Sensin aklı başında. Nereden çıkarttınız Nereden aklı çıktı? Benim menajerim, menajerim bu işte Pol dersten <laughs> i̇şte geliyor. Benim nerem aklı başında. <laughs> menajerim Lut kavminden geliyor. Bir, bir gösteri yaptı orada ben de halkalıdayım. <laughs> Sen o kitabı nereden buldun? Benim başucu kitabımdır. Ne o? Mizahla ilgili bir kitap. Ee, Erzurum fıkraları. Erzurum Fıkraları kitabı mı o? Tabii ya ben, benden önce başlamış usta komedyenlere sordum. Ne ak koyabilirim abi falan diye bunlar önerdi. Erzurum oku bakayım Erzurum. İki Erzurumlu İstanbul'da karşılaşırlar. Biri ötekine nerelerdesiniz hiç gelmiyorsunuz demiş. Diğeri cevap vermiş. Ayol gelirik gidirik sizi evde bulamırık. <laughs> bir dakika. Punchline lazım bir tane. Burada şey var premis premis premis. Erzurum'da punchline kullanmıyorlar mı? Punchline abi. yok. Punchline yok. Kıtlama var orada. <laughs> Bu emin misin burada bittiğinde? Bir dakika. Burada bitiyor, burada bitiyor. Emin bir tane daha okuyacağım anlayacaksın. Ha. Yabancı bir adam Erzurum'da bakkala girmiş. Ha. Bana bir paket sigara verebilir misiniz demiş. Bakkal müşterisine sigarayı verirken demiş ki. Elbette babamcan biz bunu aldık ki satak. Daha verebilir misin sen ne deme. <laughs> diyor ki ben diyor bakkalım zaten tabii ki satacağım diyor. Sen <laughs> bana bunu nasıl alabilir miyim diye niye soruyorsun diyor. Bak güldüm farkındaysan. Evet işte. Bu punchline'lı olan. Dün Halkalı'daki seyirci bana bu kadarını bile gülmedi. İşte buradan çalışsaydım biraz. Gerçekten alıp şu kitabı götürsem belki daha çok çalışabilirdi. <laughs> bir film senaryosu yazayım diyorum. Ne dersin? Nasıl Yaz bir Yazabilir film? miyim? Yazarsın sen. Ya, kimler yazıyor? Ee, şeyi yazayım diyorum. Kadın milli bilinç takımımızın şeyini şampiyonluk hikayesini. Öyle bir şampiyonluk hikayemiz mi var? Aa evet çok çok başarılı kadın aa. milli beş takımı bu sene gümüş madalya aldılar. Dünya şampiyonası. Şey vardı geçen sene kadın voleybol takımımız. Evet herkes voleybol takımına <laughs> yüklendi kimse biri çık kadın voleybol. Bir iç kadın bir hiç voley... hiç duymadık. Mesela şeyde de öyle oldu. Ampute milli takımımız da dünya şampiyonu <laughs> oldu. Hatta bir sürü eksiğine rağmen yani. Gazetelerde aslında. falan çıkmadı çıktı. mı? Çıktı. Daha az yani hani. Ha. Şöyle haberler çıktı işte. Ampute milli takımımız <laughs> bir sürü sakatlığa rağmen Dünya Kupası'nı kazanmayı bildi diye haber Kimse ilgilenmedi mesela. <laughs> kadın bir milli takımımız için şöyle bir senaryo düşündüm. Hı hı. Ee, i̇şte bir tane kadın mafyadan kaçıyor. O yüzden hı. tanık koruma programına giriyor. Tanık por koruma programında bunu milli bir takımına veriyorlar. Ha. Sonra bu da işte milli takımla beraber bir öğrenmeye çalışıyor. Ha. Neyse yani çuhanın melekleri diye bir senaryo <laughs> yazıyorum şu an. <laughs> çuhanın melekleri mi? Bütün bunları sadece bu yüzden anlattım <laughs> Sonunda çuha'nın melekleri demek için. <laughs> çuha'nın melekleri güzelmiş. Uzun süreli araştırmalarımın sonunda hı hı. bendeki sorunu buldum. Ne? Teşhis ettim yani. İsmi siberkondriya. Ne o demek o? Kendine internetten hastalık teşhis etme hastalığı. Ha, bakıyorsun internete. Evet bende var siberkondriya. Ve nasıl teşhis ettim bil bakalım. Nasıl? İnternetten. E tabii doğrusu da budur. <laughs> Bazen bakıyorum işte burnum akıyor biraz bakıyorum kan kanseriyim falan yani. Verem olmuşum. Evet evet ama hep en kötüyü düşünmek lazım. E tabii ki tabii ki. Bir de mesela internet yorumlarından da kendine şey beğenebiliyorsun hastalık. Tabii tabii tabii. Şimdi geçen mesela Amy Schumer böyle bilinç e, suratı çok işte şişmanlamış falan diye bir programa çıkmış. Şişman bir hanımefendi zaten kendisi. Ama biraz daha da böyle yanaklar şişmiş falan, bayağı bir insan işte yüzüyle dal geçmiş. Sonra yorumculardan biri şey demiş işte, dal geçmeyin, muhtemelen cushing sendromu var. Ha. Ve onu okumuş kendisi ve gerçekten cushing sendromu olduğunu bilmiyormuş anladı. Evet ve doktora gitmiş <laughs> ve gerçekten çıkmış yani. Aa. Evet, köpekler de koklayarak hastalığı bulabiliyorlar biliyor musun? Uzman tusa girmiş bir köpek lazım <laughs> tusa köpek. Pratisyen köpek olmaz mesela gidip gripi falan bilir en fazla yani. Yani köpeklerin böyle koku alma duyusu çok şey ya, gelişmiş. Gelişmiş. BBC'de izledim bunu bir belgeselde. Kadın göğsünde bir şey lezyon buluyor. Doktora gidiyor, mamogramda bir şey çıkmıyor ama köpeği depresyona giriyor. He ve köpeğin bayağı davranışları falan değişince kadın kıllanıyor. Bir daha gidiyor ve biyopsi yaptırıyor. Bu sefer çıkıyor ve köpek kadın hayatını kurtarıyor o şekilde. Aa, evet. Mesela bende çıktı mesela. Bende böbrek taşı var. Geldi. Ruff ruff yaptı mesela. Anlamam ki ben onu. Evet. Ve ben bunu izlediğimden beri evde devamlı böyle Cesur'un gözünün içine bakıyorum. <laughs> Aile doktorum Cesur oldu diyorsun. Evet mesela Cesur böyle biraz hani depresif olsun falan hemen şey olur. Ne kokladın söyle çabuk. Bende ne var? Hani sadece internetten değil köpekten de şüphelenmem. Parol parol diye avlıyormuş köpek. <laughs> Geçen Cesur'u köpek parkına götürdüm. Aha. Orada böyle bir köpek geldi. Böyle surat ifadesini beğenmedim tamam mı? söyle çabuk. Bana gerçeği söyleyebilir misiniz köpek bey? <laughs> Yaşayacak mıyım? Oğlan da diyor ki anne o köpek bulldog Suratı o yüzden öyle. <laughs> Seninle alakası yok. Mesela Golden'lar da Golden'lar hep gülüyor mesela. Ha, ondan anlamazsın değil Asla mi? Asla anlamazsın. Golden sürekli gülüyor. Sırf kendini teşhis ettirmek için köpek parkına gidebilirsin aslında. Kusura bakmayın randevu alamadım Daha hastaneler çok dolu. <laughs> bir, <koklamak gülüyor> bir köpeğinize baktırmaya geldim kendime. <laughs> Sen yakın zamanda hiç doktora gittin mi? Bayağı gitmeyelim. En son iki sene önce toparlamaya başladım. Ha. Gittim bir Baktılar, bulamadılar. Ha çok hastalığım var bu arada. Evet. Çok fazla hastalığım ama kendiliğinden geçmesini bekliyorum. Bekleyerek ve umarak mı iyileşiyorsun? Sen hastalık hastasısın, ben hastalık sağlıklısıyım gibi bir durum var yani. Ben geçen işte boğaz ağrısı yüzünden gittim. Hı. Hatta doktora da şey dedim. Ya benim gösterim var. Hı. Hani beni iyileştirin. Hani bir şey yapın ayağa kalkmam lazım dedim. Ne gösterisi dedi. Dedim işte stand up. Aa dedi ben de edebiyatla ilgileniyorum. Hı. Ay dedim ben edebiyatla ilgilenmiyorum. Ben stand up'la yok. <laughs> edebiyatla hiç alakası yok. Gel bir izle bizi istersen. <laughs> Şurdanı penise benzetiyorum. Çok edebi bir konum var. Cüneyt <laughs> Nergis günlük hayatında 100 kelime biliyor zaten Türkçe <laughs> ve onlarla bir buçuk saatlik set yazdı. Ve yıkıyor insanları. Ve yıkıyor ortalığı Aşırı <laughs> komik yani. O yüzden edebi bir durum asla yok. Çok <Yani>. edebi evet. <laughs> Bir de mesela polikliniğe gittim. E, uzun zamandır form doldurmamıştım. O formdaki sorular da bir garip. Tabii tabii çok özel hayata giren formlar onlar mesela. Yani istiyorum. bana şey gibi geldi. Bu formu sorularını şeyden mi aldınız? Can Postart'ın TikTok hesabından mı geldi bu sorular? Evet. İlk baştaki soru şey. Bu formu doldurana yakınlık derecen. Evet. Bu do, formu dolduran benim. Benim kendime yakınlık derecem ne? Formun altında böyle e, bir bölüm var. İşte sende olan hastalıkları da şey yapıyorsun, yani işaret Cinsel diyorsun. hastalığın var mı? Daha önce işte bilmem ne yaptın mı? Evet, bir sürü hastalık var. Listeden hastalıkları seçiyorsun. Mesela onları da eğer hızlı doldurursan kesin hata yapıyorsun. Nasıl mesela? Çünkü mesela işte tansiyon var mı? Yok. Şeker var mı? Yok. Kalp var mı? Yok. Göz görüyor mu? Yok. Ah <laughs> Algı açık mı? Yok. <laughs> son soruya kadar açıktı. <laughs> Evet, bugün çok özel bir konuğumuz var. Ee, çok sevdiğimiz, gerçek bir fazla merak. Ya veteran, bu konuda veteran diyebiliriz. Kendi. Veteran, evet. kendisini çok sık al. Kaçıncı çıkışı bu fazla Sanırım merak? Sanırım 3 olması lazım. 3 mü, 4 mü dört bilmiyorum. Mu? Şirincan sen biliyor musun? Evet. 4. 4 olmuş, 4, 4. Evet. Şirincan Çakıroğlu bizimle beraber. Şirin Çakıroğlu'ydu değil mi Şirincan? Ne söylüyorsun? Pardon şi... Merhaba. Beş kere daha çıkman lazım benim öğrenmem için. Tamam ee, ben çıkarım e... sorun değil. Biliyorsunuz Şirincan oyuncu, komedyen, Tabii. fazla merak şeyi veteranı. <laughs> Veteran uzmanlarından. Aynı zamanda aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni kendisi. <laughs> Elbette. Bu podcast devamlı. aynı aynı kafa dergisi gibi devam <laughs> 90'lar referansı veriyor. Şirincan bu programı Zafer Al gözü diyebilir miyiz? <laughs> evet. Ay bütün kültürel referanslarımız 90'lardan evet. ya. Ve aşk konusunda da bir uzman gerçek. Tabii ki uzmandır kendisi. Çok belli kalplerinden belli. Evet. E, o yüzden e, bugün bu gecikmiş bir 14 Şubat programı gibi. Tabii evet. Biraz aşktan, Ay. biraz hayal kırıklığından, e, acılardan. Ayrı, acılardan acılardan bahsedeceğiz. Bu senin de uzmanlık alanın. Tabii ki, tabii ki. Evet, Şirincan selam, nasılsın? Merhaba, çok iyiyim. Nasıl Ankara nasıl? Ah Ankara, Ankara, aşkın başkenti Ankara. Ankara, Ankara, <laughs> güzel Ankara. Öyle bir şey var mıydı? Ankara, Ankara, güzel Ankara seni görmek ister Ankara, her baktı Ankara. <laughs> Sizce Ankaralı komedyen diye bir konsept var mı? Var tabii canım. Ankara'da bir sürü stand-up yapan komedyen. Ankaralı komedyen. Ama hani diğerlerinden farklı mı yani? Ankaralı komedyen olunca bir farklılığın oluyor mu? Ee, daha az hmm. komik oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet bugün seninle aşk konuşacağız. Evet. Çok sevdiğim bir konu küpelerinden beri. Bu küpeleri gerçek hayatta takmıyorsun değil mi? Sadece <laughs> komedi, komedi podcastlerinde takıyorsun. Evet komedi podcastlerinde ilk buluşmalarda taktığım bir şeydir. <laughs> i̇lk buluşma. ilk ve son buluşmalarda. Evet. E, aşkın rengi kırmızıdır. Bilirsiniz. Aşkın evet. rengi ve bu kelebekler de aşık olduğumuzda midede uçuşan kelebekleri Allah Allah. temsil ediyor. Neler de yani ben... Cener date'e çıktığın kadın ilk date'e dev kalp küpelerle gelse red flag midir? Onun kalbinde kelebekler uçuşur. Bende gastrit başlar öyle bir durum. <laughs> <laughs> ya Caner, daha bir düşün. Düşüneceğim, bunu düşüneceğim. Salla bakayım şu küpeleri. Bir salla bakayım şu. Kü... <laughs> i̇şte aşk kadını diye buna derim. Ah, aşk, sevgili romantizm Gerçek bir benim kü küp <laughs> gerçek bir küpe var. kadını. Sen bir aşk insanı olarak hiçbir evet. erkeğe çıkma teklif ettin mi? Yoksa sana çıkma et teklif edilmesini mi beklersin? Her zaman karşı taraftan mı beklersin? Ben hiçbir zaman karşı taraftan beklemem. <laughs> ben karşı taraf ederse evet bir iki tane reddettiğim oldu. Ne alakası var ya dediğim oldu. Aha. Arkadaş kalmamız daha doğru. Bunlar oldu, arasında dediğim... bizim takipçilerimiz var mı reddedilenler arasında? Biraz var evet. <laughs> Aşk olsun. Ayıp ayıp. Ayıp. ayıp bu kegel egzersizinden bahsettiğim bölümde egzersizi yakından görebilir miyiz diye yazanlar olmuştu. Bilemiyorum. Bir sürede geçti üstünden. Kendisini engelledim. Ee, olmaz öyle şey. Herkesin kegeli kendine arkadaşlar. Arkadaşlar sohbete kegelden giremezsiniz ya. Yeni tanıştığınız olmaz. bir kadına. ilk sorduğun şey kegel olamaz yani. O üçüncü buluşmadan sonra kegel. <laughs> evet kegelin bir zamanı var. Yani hemen lap diye sohbete kegel istenmez. Kegele girilmez. hayır. Çıkma teklif ederim diyorsun. Tabii ki de ederim, direkt ederim. Süper. Yani bir şöyle şey. biraz ikiye bir şey yatar, gözlemlerim, sevgilisi var mı yok mu, hani yüzüğü var mı yok mu falan. Artık şimdi öyle oldu. Eskiden okuldayken uh -huh. e, anla aşık olurdum. Aa bu çocuk çok tatlı falan diye bir iki teneffüs böyle bakardım. Uh -huh. O da bana bakıyor mu diye bakmıyorlardı. Uh -huh. Ama erkekler böyledir, bilirsiniz böyledirler. Şirinca nasıl ediyorsun? Peki bir tane örnek verebilir misin? Mesela şu anda birinden hoşlanıyormuş gibi yap ve çıkma teklif et. Ay sinirlerim bozuluyor. nasıl ya? Sinirlerim... <laughs> <Görüyor musun>? Gelir. <laughs> Merhaba Caner. Merhaba. Ne haber? İyi senden ne haber? i̇yiyim <laughs> sağ ol. Ya şey e, çok güzel bir film gelmiş. Sinemaya da gitmeyle epey oldu. Acaba beraber gitsek mi ne dersin? Ben çok ya Netflix'ten falan izliyorum ya evden. Ben çok kapalı yer basıyor beni. Evde daha çok oldu iyi gibi. sinemaya gelmesem daha iyi sanki. Ya ama benim bildiğim çok güzel bir sinema var ve Tenha oluyor. Pazar günü öğlen falan ne dersin? Beraber gitsek mi? Biletleri ben alacağım bak söz. Mısırlar senden. Şey Laptopun yanında değilim. götürürsün. <laughs> Orada laptop açarsın. <laughs> bir de böyle çıkma teklifi mi olur ya? Sinemaya gelmem diyorum, gel Tenha sinema biliyorum dedi. Ha <laughs> ne diyeyim? Anlamadın yani. Ama ben de Olay şey de değil. merak etme, Kızı film izlemeyeceğiz. Gidip. Merak etme. Herhalde yani. Hani, ha Caner yani niye kendine ağırdan satıyorsun? Pardon ben onu iyi anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> niye böyle bir şey oluyor? Arkadaşlar ben hiç anlamaz. Ben ağırdan satmadım. Netflix seviyorum eve gel dedim ya ben. <laughs> hiç Eve mı? gel demedin. Ben Netflix izliyorum dedin. Eve gel de diye kız bekler böyle. Hmm. Öve Eve gel ben gidiyorum falan deyip gidiyor bu adamlar. Tamam kabul ettim. Tamam gidebiliriz sinemaya. <laughs> tamam. Çok tamam. sevindi. Ondan sonrası hiç gelmedi. Ben hazır gideyim <laughs> bundan sonrasına. Bu nasıl histerik bir çıkma teklifi ya. Hangi filmi seçtiniz? <laughs> ee, Kutsal Damacan'ın <Rayman. gülüyor>, <Art> <gülüyor> gidebiliriz. Titani'ye gidebiliriz. Braveheart mı? <laughs> Biz de 1992'de çıkıyoruz. <laughs> <gülüyor> <Titanik>. <gülüyor> Sinemada biref var. Geleceğe dönüş bire gidelim bence. Peki sana hiçbir kadın tarafından çıkma teklif edildi mi Şirincan hariç? Çok edildi canım, çok edildi. Allah Allah yani. yani güzel 30'a kadar çok albenil bir erkektim. Sonra bana standa başlayınca ne oldu Cidden edildi ha. Cidden çok edildi canım cidden. Hepsini edildi. kabul etti mi? Yok çok çok etmediğim oldu. Çok hmm. genelde etmedim zaten. Bak sen. Evet. Ben hiçbir evet. erkeğe çıkma teklif etmedim. Ben çok eski kafalıyım. Niye etmedin peki? Ya bunun erke sebebi er neydi? Erkekler der çıkma teklifi ha, Sen bekledin. Evet. Ama bu çok aciz bir durum. Hoşlansan da mı böyle yaptın? Mesela Hoşlan Hoşlanıyorsun. E hoşlanıyorsun bekliyorsun böyle birisi sana teklif etsin diye. Ne kadar üzücü bir bu şey. Eski değil mi? Bu bir. eski Türkiye refleksi bunlar. Ben eski Türkiye'yim galiba. Ben eski Türkiye refleksisin be gerçekten. Ben evet. hiç bekleyemem. Beni niye bekletiyor ya? Ay neyse zaten. Hayınca sana helal olsun kız. Ama şeyden dolayı biraz reddedilme şeyi korkusu var ya ya kabul edilmez. Erkeklerde ya. de var o. Ben mesela reddedilme korkusunu çok yaşadım. Çok da reddedildim. Evet. Ve kibarca da reddedilmedim. Bazen böyle yani. Evet. Çok Ama işte bir kaba kırma. Da Önce bir kırınca onu herhalde. Bir kez reddedilince hani dünyanın sonunda değil. Ha, tabii tabii öyle düşünmeye başlıyorsun. Ama mesela hiç reddedilmediysen muhtemelen gözünde büyütüyorsun. Çok Belki de. bilmiyorum. Orta bir mi orta iki demine çıkma teklifini tam bilemiyordum. Kızlar filmlerden öğrenmişim. Seni seviyorum dedim. Teşekkür ederim dedi bana. Çıkma da teklif etme. Seni seviyorum dedim. Teşekkür ederim dedi. Sınıflarımıza gittik. Hiçbir şey olmadı. Benim gittiğim okulda 14 Şubat'ta okula okulu sekreterin ofisine kocaman kırmızı bir kutu konuyordu. Hı. Posta kutusu. Ah. Ve beğendiğim bir çocuk ya da kız varsa ona mektup atıyordun. Ona gidiyor muydu Evet. Sonra 14 Şubat sabahı sınıf sınıf dolaşıp işte Şirin Can sana mektup var. Caner şöyle evet. Aa, aa. Ve bana hiç gelmezdi. Sonra orta üçte işte böyle bir mektup geldi. Uh -huh. Ben de böyle çok sevincilik oldum falan. Sonra açtım mektupta şey yazıyor. Ee, kart işte resim var. İçine aşk böyle kalpli falan bir şey. Açtım içine. Senin suratın buna benziyor. Altta bir tane böyle kocaman bir... <laughs> Ee, bok resmi. Akran zorbalığı işte ya. Çocuk olmak zor yani. Evet yani o zaman bile YouTube yorumlarından kaçamıyormuşum. At suratlı yazıyormuş. <laughs> at surat. Ne <laughs> suratın buna benziyor. at resmi. <laughs> o çocuk büyüdü, gelişti. Şimdi artık o yorumları YouTube'dan yazıyor. Oh, YouTube'dan yazıyor evet. Ee, peki sizce birinden ayrılmanın doğru bir yöntemi var mı? Yani mesela medeni bir şekilde mi ayrılmak lazım? Ay böyle yerden taşalır gibi böyle. Kavga ile ayrılmak Tabii. lazım? Niye öyle düşünüyorsun? Çünkü e, doğru ayrılık olmuyor. Ben hep öyle ayrıldım. Mesela kadınlar beni hep öyle terk etti. Çünkü ikna olamadığın için... Kafanda bitiremiyor musun o zaman? Tabii bitiremiyorsun. Ben evet. iki, ay, iki ay ayrıldığını inanmadım mesela ben. Ha, ha. İki ay dedim ki yok sen benden ayrılmadın. Yok diyor ki ayrıldım ben sana. ay boyunca bunu söyledim. <laughs> Sonra başkasıyla gelince ben dedim ki ha ayrılmışsın. <laughs> başkasını görene kadar sen devam ediyorsun Tabii devam ederim, devam ederim ben başkasını. Kafanda. Sonra başkasını görünce ne oldu? dedim ki gerçekten ayrılmışsın dedim yani benden belli ki peki sen mesela bir kadından ayrıldın mı hiç ayrıldım tabii. peki nasıl ayrıldın kibarca kibarca mesela yemeğe mi götürüyorsun ayrılmayı tabi 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 yemeğe götürdüm Aa, onu o ye son hissettim. yemeği sen ödüyor musun mesela yok <laughs> Son Oradan yemek ödemek. ilk yemek ödedin. Mesela <laughs> Son ödemek de bir mantık yok zaten. Yani mesela o yemek yiyor, atıyorum işte, e. yemek yemiş, salta yemiş, işte içki içmiş falan filan. Ben soda içiyorum. Ben mesela garson geliyor, ayrılmışım. Benim bir soda var diyorum. Ödersen devam ediyormuş. Ödersem o şey umut vermiş olurum ona. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> benim bir soda var. <laughs> benim bir soda var, pardon deyip onu ödüyorum. Onu <laughs> paket alabilir miyim? <laughs> Peki senle ayrılırken insanlar nereye götürdüler seni? Evde mi ayrıldılar? Telefonda mı ayrıldılar? Valla ben SMS'le ayrılmışlığım yani var. Yok benim. canım. SMS'le. Ne kadarlık bir ilişki mesela SMS'le ayrılan? Beş. Ay mı? Hafta mı? Yıl. Beş senelik ilişki senden SMS'le mi ayrıldı? SMS'le ayrıldım. Buna inanmıyorum. Ya şöyle söyleyeyim kurumsal maille ayrılmışlığım var benim. benim, benim. <laughs> Kenar Bey sizden ayrıldık. faxla. Fax <laughs> Kenar Bey sizden ayrılıyorum bilgilerinize. Şirketimize ilişiğiniz kalmamıştır. Şirketimizle ilişiğiniz kalmamıştır. Böyle müdürüle... Eşyalarınız adrese gönderilecektir. <laughs> CC'ye de müdürü eklemiş. Bir de bazen mesela arkadaşların ayrılıyor sen arada kalıyorsun ya. E tabii. Hiç öyle bir şey yaşadınız Yaşadım, mı? Yaşadım tabii. Mesela ortak bir WhatsApp grubunuz var arkadaşlarınla. Sonra gece yarısı birisi gruptan ayrılıyor mesela. Atilla gruptan ayrıldı. Sonra arkadaşlar paylaşma durum başlıyor. senin velayetini yani Anlıyorsun ki senin velayetin kız tarafında kalmış. Aynen, aynen öyle. Hiç oldu mu sana öyle? Aa, çok oldu. Çok Senin... oldu ve şey oluyor yani. Ben hep iki tarafı da idare etmeye çalışıyorum ama şey oluyor herhalde. Sen onun tarafındasın sen onda. Ama böyle eşit bölmeye çalışıyorum. Olmuyor asla o. İkisiyle de görüşmemek lazım bu durumda. Caner gruptan ayrıldı. Caner gruptan ayrıldı olması lazım. <laughs> bir dakika siz durun. Biz çıkıyoruz. <laughs> Peki romantizm deyince ne geliyor aklınıza? Romantizm. Gül. Kırmızı gül. <laughs> ben bu cevabı vermemek için susmuştum. Mesela bir film, bir ne bileyim sanat eseri hani biraz daha hani Ameli'de bir sahne vardı adam kafeye giriyordu kızın garsonluk yaptı kafe galiba kız dönüp onu görüyordu ve su su olup akıyordu böyle foş diye. O hissi birebir yaşadım yani. O kadar net yaşadım ki e, o şiirsel bir aşk anlatımı vardı o filmin. O yüzden zaten kült oldu bu. Senin var mı sevdiğin bir aşk filmi? Mesikalı yarim çok severim ben. Mesikalı en iyi yârim. aşk filmidir mesela. Ha. Çünkü aşk zaten şeydir. Eee Böyle ilişki anlatan bilmem ne. Bunlar kavuştu falan değildir. Kavuşmaması yani. lazım. Kavuşmaması lazım. Asla. Bitecek. Kötü gibi. bitecek. Tabii. Her birimiz yolumuza gitsek. Yolumuz? Öyle. Birleşti biliyorum. Yok. Birleşecek gibi değil. Benim yolum başka. Tabii kötü bitmeli, asla kavuşamamalılar, birbirlerini çok sevmemeler ve hikaye orada bitmeli. Buna aşk denir zaten. Öbür türlüsü de ilişki denir. İşte evlilik denir, nişan denir, söz denir, evet. bir şey denir yani. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Sence e, romantiklik ve salaklık aynı şey mi? <laughs> Yok ya aynı şey. Farkı ne? Farkı Oğlum, ne, <laughs> <Farkı gülüyor> ne ikisinin? Yani zeka olmalı içinde. Romantizmin içine zeka olmayınca evet. O ne de, Amsalaklar salaklar yine... aptal mı? Ne farkı e, var? Evet. Ha hiç de değil bir kere yani. Amsalaklar aptal Allah falan. Allah değil. Allah. Amsalaklık e zeka şey... ister. Yani yetişkin bir erkek salak mı romantik mi nasıl ayırt ediyoruz? Aradaki fark ne? Arada hiçbir çok ince bir çizgi var. Nedir o çizgi? Çok Ay, ince hiç de bir çizgi. değil ya. Bekliyoruz fazla Bilmiyorum. merak bekliyoruz bir yanıt arıyor. Bir kere o şey diplenecek yeri söyleyen a** olan adam herkese koşuyordur böyle diye. Romantikte böyle bir şey yoktur ki tanımda. Yani Bence doğru değil. Gider herkese koşuyor demek değil bence. Tabii 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 tabii. O yanlış bir tabir. O yanlış bir tabir. <laughs> tabir. O i̇şte yanlış yanlış Demek bu kelime öyle anlamı herkes tarafından bilmiyor yani. Bir, bir kere romantik olmak için ön kabul amsalak olman lazım biraz. Ah! Tamam. Romantik Ay. amsalak olur diyorsun. Tabii tabii tabii, tabii. Hayır tamam. ya bence hiç alakası yok. Bence fark şu. E, amsalak olarak tabir ettiğimiz e, erkek genellikle yanlış kriterlerle hareket ediyor bence. Yani önce güzelliğe bakıyor mesela. Evet, önce göte bakması lazım. Ah. <laughs> mesela önce göte bakıyor mesela. Mesela önce göte bakıyor. O sıkıntı olabiliyor bazen hapsalık. Yani hani karaktere ya da işte diğer özelliklere bir bakmak yerine fiziksel özelliklere bakıyorsa bence salak. <laughs> ya hangi erkek şunu demiştir? Ben önce kadındaki karaktere bakarım. Ben yok, göte bakarım der. Ve erkekler e, böyle. Benim dedi. eşim öyle demiyor. <laughs> benim eşim. Ben <laughs> benim bilmiyorum. karakterimi önce beğenmiş. İlk öyle karakterini de... mi beğenmiş. Öyle dedi bana ilk gördüğünde karakter. Şair burada sevgilisinin <laughs> götünü karaktere benzetiyor. <laughs> ya büyük ihtimalle o karakter. Ben de çok kadına karakterine baktım, kişilere baktım dedim ama ilk götüne bakmıştım. Çağla. <laughs> o bir yalan. Ona inanma. O bir yalan mı diyorsun? O karakter erkekler erkek lügatında eş anlamlısı göttür. Çok götlü kadın derler mesela, çok karakterli anlamına gelir. <laughs> teşekkür ediyorum bu açıklamayı yaptın. Rica ederim. Şirin Can'cığım çok teşekkür ediyoruz. Katıldığın için her zaman gibi harikaydın. Seni görmek çok güzel. Sağ olun, Sağ olun. iyi ki varsınız Sana arkadaşlar. Sana bol aşk, aşk dolu günler diliyoruz. Ankara'ya selamlar. <laughs> İstanbul'a çok sevgiler.